Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlarından hangilerinin hukuk alanında layık like esaslara dayalı inkılapların gerçekleştirilmesine ortam hazırladığı savunulabilir. Hukuk uygulamalarında birliğin olmaması. Arkadaşlar hukuk alanındaki layık esaslardan bahsedeceksek biz layık esasları anlamalıyız ilk önce. layıklık sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir arkadaşlar. İnsanlara din ve vicdan özgürlüğü veren eşitlik tanıyan bir uygulamadır. Dolayısıyla hukuk alanında birliğin olmaması sonucunda layık esasları dayalı inkılapların ortaya çıkması olabilir. Çünkü e, hukuk kurallarında şöyle bir durum söz konusuydu. Herkes kendi dinine göre yargılanıyordu. Böyle bir durum hukukta birliği sağlamıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu durumun ortadan kalkmasıyla birlikte hukuk uygulamalarında birlik sağlanırsa laik esaslara dayalı bir ortam oluşmuş olur diyebiliriz. Herkesin kendi dinine göre yargılanması aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Hukukta kadın erkek eşitliğinin olmaması yine olur arkadaşlar. Bunu sağlamak amacıyla layık like esaslara dayalı inkılaplar gerçekleştirilebilir. Çünkü dediğimiz gibi layık like esaslarda insanlar birbirine eşit olur. E, dinlerine göre ayrılmazlar. E, kadın erkek diye de ayrılmazlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Medeni Kanun'un sağladığı faydalarından hangilerinin elde edilmesinde bu kanunun akılcılık ve bilimsellik doğrultusunda hazırlanmış olmasının etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. Laik hukuk sisteminin hakim kılınması. Laik hukuk sisteminde ne vardır arkadaşlar? Akılcılık ve bilimsellik yok mudur? Zaten laikliğin temeli arkadaşlar akılcılık ve bilimsellikten oluşur. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşabiliriz. Hukuk uygulamalarında ikiliklerin sona ermesi akılcılık ve bilimsellikle alakalı olmaz mı arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü zaten ikilikler ortaya çıktığı zaman karışıklıklar da çok fazla olacak. Bu da tabii ki akılcılığa ve bilimselliğe ters olmuş olur. Vatandaşlar arasında hukuksal eşitliğin sağlanması da yine aklın ve bilimin kullanıldığının bir göstergesidir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Türkiye'de yaşanan inkılaplarından hangilerinin Türk toplumunda kültürel çatışmaları azaltarak kültürel birliğin sağlanmasını kolaylaştırdığı savunulabilir. Medreselerin kapatılması olur mu arkadaşlar? Olabilir çünkü medreselerin kapatılmasıyla birlikte her okulda aynı müfredat, aynı ders programı olacak. Aynı müfredat, aynı ders programının olduğu modern okulların açılmasıyla birlikte kültürel çatışmalar azalmış olur. Çünkü herkes aynı şekilde eğitim görmüş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum kültürel birliği de sağlar. Bu yüzden birinci öncül olur. Kadınlara siyasal hakların verilmesinin kültürel bir durumla alakası yoktur. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi de bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması demektir. Dolayısıyla bu durumda tabii ki kültürel birliği sağlayacak ve kültürel çatışmaları azaltacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Tevhidi Tedrisat Kanunu ile ülkede bulunan bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Eğitim öğretim alanında dini uygulamalara yeni bir düzen verilmiştir. Arkadaşlar sadece dini uygulamalarla alakalı bir gelişme yok. Bütün okullar bağlanmış Milli Eğitim Bakanlığına. O yüzden aşık olmaz. Ulusal eğitim anlayışı vatandaşlar tarafından desteklenmiştir. Vatandaşların bu duruma ne tepki verdiği hakkında bir bilgimiz yok. Milli Eğitim Bakanlığı yabancıların Türkiye'de okul açmasını önlemiştir. Hayır arkadaşlar yabancılar Türkiye'de okul açabilir ancak bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmak zorunda. Devletin eğitim kurumları üzerindeki denetimi sağlanmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz çünkü bütün okullar devlete bağlı olmuş olacak. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitim alanında milletler esaslı uygulamaya koyulmuştur. Böyle bir durumdan da bahsedilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. <laughs> Halifeliğin kaldırılmasının gerekçelerinden hangilerinin vatandaşlık bağıyla birbirine bağlı yeni bir Türk toplumu oluşturma amacıyla ilgili olduğu söylenebilir. Ümmetçi toplum yapısına son verme. Olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü insanlar ümmetçilik düşüncesiyle değil vatandaşlık düşüncesiyle birbirine bağlı olmuş olacak. Dolayısıyla birinci öncül olur. Abdülmecid Efendi'nin devlet başkanı gibi hareket etmesi durumunun vatandaşlık bağıyla bir alakası yoktur arkadaşlar. Halifeliğin İngiltere ve Fransa ile ilişkileri olumsuz yönde etkilemesi ise dış politika ile alakalı bir durumdur. Yine vatandaşlık bağıyla bir ilgisi olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız yanlış bir yani A şıkkı olacaktır. 1921 Anayasası'nın hükümlerinden hangilerinin değiştirilmesinde bu gelişmelerin etkili olduğu ileri sürülebilir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesi ve kabine sisteminin benimsenmesi anayasada değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Arkadaşlar kabine sisteminden önce meclis hükümeti sistemi vardı. Yani Meclis'in başkanı hükümetin de başkanı oluyordu. Bu yeterli derecede demokratik değildi. Aynı zamanda işlerin de aksamasına sebebiyet verebiliyordu. Baktığımızda öncülere egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kabine sistemiyle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Meclis içerisinden ayrılacak bir heyet hükümet işlerini görür. Bakın bunda değişiklik yapıldığını söyleyebiliyoruz. Kabine sisteminden dolayı devletin yönetim biçimi halkın kendi kendisini yönetmesi esasına dayanır. Aslında arkadaşlar bir ve 3 zaten aynı kapıya çıkıyor gördüğünüz gibi. Bize yönetimle alakalı bir durum söz konusu çünkü yönetimle alakalı bir sistem değişiyor. Bu yüzden doğru cevabımız Yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Terakki Perver Cumhuriyet Partisi'nin bu savunusunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir. Terakki Perver Cumhuriyet Partisi devletin ekonomik alanda sadece denetleyici olmasını, bütün ekonomik faaliyetlerin özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesini savunmuştur. Bakalım arkadaşlar sanayi tesislerinin devletleştirilmesine yönelik olur mu? Tabii ki olmaz çünkü devletleştirilmesini istemiyor arkadaşlar. Devletin sadece denetleyici olmasını istiyor. Yani ekonomik bir müdahalede bulunmasını istemiyor bu yüzden aşık olmaz Kişisel sermaye birikimlerinin oluşumunun önlenmesine değil, aksine oluşumunun sağlanmasını istiyor arkadaşlar. Çünkü devlete bağlı olmayacağından dolayı ekonomik faaliyetler insanlar kişisel sermaye birikimi de yapabileceklerdir. Serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasına olur mu? Tabii ki olur. Çünkü serbest piyasa ekonomisinde devlet hiçbir müdahalede bulunmaz arkadaşlar. Ancak denetleyici olabilir en fazla ama bir müdahalede bulunma gibi bir durumu söz konusu olmayacaktır. Burada bahsedilen de tam olarak budur aslında. Yabancıların elinde bulunan işletmelerin millileştirilmesi devletleştirme demektir zaten. Bundan da bahsedilmiyor. Koruyucu gümrük yasasının çıkarılmasıyla da alakalı bir durum değil arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Şeyt isyanının sonuçlarından hangileri isyanın demokrasinin yaşanmasını olumsuz yönde etkilediğini gösterir. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapatılması. Arkadaşlar bir partinin kapanması tabii ki demokrasiyi olumsuz yönde etkiler. Çünkü bu partiyi destekleyen insanlar da vardır elbette ve onların görüşlerini yansıtan bir partinin kapatılmış olması demokrasiyi olumsuz yönde etkileyecektir. İstiklal mahkemelerinin yeniden kurularak işletilmesi. Arkadaşlar istiklal mahkemelerinde biliyorsunuz ki kararlar hızlı alınır ve temize götürülmezdi. Yani bir üst mahkemeye çıkarılırdı. Alınan karar neyse direkt olarak uygulanırdı. Bu durumda demokrasiye ters bir durumdur. Bu yüzden ikinci öncül de olur. Takriri sükun yasasıyla kişi hak ve özgürlüklerinde kısıtlamaya gidilmesi, insanların hakları ve özgürlükleri kısıtlanırsa arkadaşlar, tabii ki demokrasi olumsuz yönde etkilenmiş olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Medeni Kanun'la kadınlara mahkemelerde şahitlik hakkı tanınmış, kız ve erkek çocukları mirasta eşit haklara sahip kılınmıştır. Bakalım arkadaşlar. Hukuk alanında gerçekleştirilen inkılaplarda dış baskılar etkili olmuştur. Dış baskılar gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bundan bahsedilmiyor. Medeni kanun hukuk alanında İslami uygulamalara son vermiştir diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü İslami uygulamalarda örneğin şahitlik konusunda bir erkeğin şahitliği ile iki kadının şahitliği eşittir. Burada bir kadın bir erkek şahitin eşit olduğundan bahsediliyor. Kız ve erkek çocukları miras konusunda İslami uygulamalarda mirasta erkek çocukları daha fazla pay alır arkadaşlar. Dolayısıyla medeni kanun e, İslami uygulamalara son vermiştir diyebiliyoruz. Hukuk sistemi teokratik özelliklerine devam ettirmiştir yani dini özelliklerini. Hayır arkadaşlar. Medeni kanun kadınların siyasi haklarını değil sosyal haklarını genişletir. Hukuk inkılaplarıyla çok eşle evlilik önlenmeye çalışılmıştır. Arkadaşlar evlilikle alakalı bir durumdan bahsedilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre harf inkılabının gerçekleştirilmesinde ilkelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Arap harfleri Türkçenin ses düzenine uygun olmadığı için 1928'de Latin alfabesi esas alınarak yeni Türk alfabesi oluşturulmuştur. Arkadaşlar burada tabii ki ön plana çıkan milliyetçiliktir. Türkçenin ses düzenine uygun olmadığından dolayı alfabe değişiyor. Dolayısıyla Türkçe önemli olduğundan dolayı milliyetçilikten bahsedebiliriz. Devletçilik ya da cumhuriyetçilikle alakalı bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Türk hükümetinin bu çalışmalarının amaçlarından hangilerine ulaşılmasını kolaylaştırdığı ileri sürülebilir. Öğretimin birleştirilmesi kanununun kabul edilmesiyle Türkiye'de mesleki eğitime verilen önem artmış ve ülkede meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve mühendislik fakülteleri kurulmuştur. Peki arkadaşlar bakalım. Milli ve bağımsız bir sanayi oluşturma olur mu? Tabii ki olur. Çünkü özellikle mesleki eğitimden bahsediliyor arkadaşlar. Mühendislikten bahsediliyor. Bu neye yarar sağlar? Elbette sanayiye yarar sağlar. Bu yüzden birinci öncül olur. Ülkede okuma yazmayı yaygınlaştırılır ile meslek liselerinin bir alakası yoktur arkadaşlar. Okuma yazmanın yaygınlaştırılması için zaten millet mektepleri açılacaktır. Bu yüzden ikinci öncül olmaz. Yetişmiş teknik eleman açıklarını kapatma olur mu? Elbette olur. Çünkü meslek liselerinde hemen hızlı bir şekilde teknik elemanlar yetişmiş olacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve dil inkılabının gerçekleştirilmesinde Türkçe'yi yabancı kelime ve kurallardan arındırma amacı belirleyici bir etki yapmıştır. Bakalım arkadaşlar. Dil inkılabı Türkçe'nin yabancı dillerle etkileşimini önlemiştir. Arkadaşlar zaten Türkçe yabancı dillerle etkileşime girmiş bu durumu düzeltmek amacıyla yani yabancı kelimelerinden arındırmak amacıyla böyle bir inkılap yapılıyor. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. Etkileşim zaten gerçekleşmiş. Türk Dil Kurumu Türkçenin bilim dili haline gelmesine yönelik kurulmuştur. Hayır arkadaşlar bilim diliyle alakalı bir durum söz konusu değil. Türkçenin bütün dillerin ana kaynağı olduğu ortaya koyulmuştur. Hayır tabii ki. Dil inkılabı dilde öze dönüş hareketidir. Bakın sadeleştirme söz konusu arkadaşlar, yabancı kelimelerden arındırma söz konusu. Dolayısıyla öze dönüş olduğunu söyleyebiliriz. Türk Dil Kurumu Türkçenin evrenselleşmesini sağlamıştır. Hayır böyle bir durumdan da bahsedilmiyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.